Arkadaşlar herkese selamlar. Sıcak bir Samsung gününden hepinizi selamlıyorum. Yanımızda New Holland 110-90 modeli var. Bu modeli sizlere tanıtacağız dedik ancak bugüne nasip oldu. Traktörün sahibi Mahmut Bey, Mahmut Tuzen. Mahmut Tuzen'i kısaca tanımadan önce ben traktörün size bir kısa detaylı bilgilerini vereyim. Bu traktör 96 model, 6 silindirli bir model, 110 beygir gücünde, turbosuz. Detaylı özelliklerini videonun devamında anlatırız. Kısaca Mahmut abi tanıyalım. Mahmut abi merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Mahmut Tuzen. Burada çiftçilik yapıyoruz. Şu anda gerçi traktörle haliyle her taraf fındık olduğu için bu mevki. Traktörle çift sürmüyoruz şu anda ama zamanında sürdük. Bundan önce bizde bunun aynısının sadece kabinsiz tenteli olanı vardı. O da 94 modeldi. Biz de bunu daha sonra 96 modelini kabinden dolayı aldık. İşte bundan şu anda fındık padozu kullanıyorum sadece. Evet, traktörün detaylı özelliklerini anlatmaya geçelim arkadaşlar. Ön tarafla başlayalım. 30 kilogramdan 10 tane ağırlık mevcut mesnette. 300 kilogram ağırlık var. Yavaş yavaş traktörün şu tarafına da geçersek. Bu tarafına geçtiğimde öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu haliyle bilen bilir heybetli bir model. Bu kadar heybetli bir modelin çok üstün bir manevra kabiliyeti olması bizi şaşırttı. Şu tekerlerin dönüş açısını görebiliyor musunuz? Gerçekten müthiş yani. Hani çoğu çift çekerde böyle bir manevra yok. Eski çift çekerlerin hepsinde gerçekten müthiş manevralar var. Evet. Onları da söyleyelim. Eskiden bu işi daha iyi yapmışlar. Traktörün manevra kabiliyeti demişken hemen şu açıklıktan görünüyor. Orijinal hidrolik direksiyonu da mevcut traktörün. Daha sonra şöyle ön tarafa geçtiğimizde yani ön lastik ebatlarına bakalım arkadaşlar. 380-85'e R24. 24 jant ön lastik ebatları. Hemen çamurluğa bir bakayım. Çamurluk sabit arkadaşlar. Daha sonra şu tarafa geçelim. Burada bir alet çantası var. Yalnız bu traktörde tek alet çantası yok. Diğer tarafta da alet çantası var. O tarafa geçtiğimizde orada da gösteririz size. Güzel sacdan bir alet çantası var traktörün. Yine eskiler tasarruf etmemiş, sağlamlıktan yana kullanmış araçlarını. Metal kullanmışlar. Her şeyi yapmışlar gerçekten. Evet. Arka lastik ebatlarına geçelim. Arka lastik ebatları 420-85'e R34, 34 jant. Ve jantın içinde 50 kilogramdan 3 tane ağırlık var. 150 kilogram bu tarafta, 150 kilogram diğer tarafta olmak üzere toplamda 300 kilogram ağırlık var. Aynı zamanda arkadaşlar lastik Z jant, onu söyleyelim. Z jantı daha önceki videolarımızdan bilen bilir. Evet. Aynen doğru. Z jant dediğiniz olay şu zaten. Biliyorsunuz halde bunu istediğin zaman şurada ayarları var. Görüyorsunuz bakın. Bunun özelliği bu zaten. Bunu dışarı çıkartabiliyoruz. Aynen. Evet, çok kullanışlı bir şey. Yani çok, yani bunu düşünmüşler yani. Düşünün 96 model işte traktörde. Yani şu an gerçi kullanmadık ama dışarı alabiliyoruz. Dışarı veya içeri alabiliyoruz. Onu söyleyecektim işte. Mahmut abi, ağırlıklar fabrika çıkışlı mı geldi, sen sonradan attın mı? Yok fabrika çıkışlı. Bu şekilde. 3 ağırlıklı geldi. Aynen yani. Bu şekilde geldi. 3 ağırlıklı geldi. Herhangi bir şey takmadık yani. Yavaş yavaş traktörün arka tarafına geçtiğimizde traktörün arka kaldırma kapasitesi 4500 kilogram. Traktörde tek tip çeki mevcut. Şöyle bir çeki var arkadaşlar. 4 çıkışlı bir traktör olduğunu söylememiz gerekir. Şurada sileceğin suyunu koyduğumuz depo falan var. Biraz tabii deforme olmuş olabilir. Yaklaşık kaç yaşında? 25 yaşında bu traktör. Ek pistonu var aslında. Biz söktük onu. Var mı? Normalde vardı evet. Ben çünkü onu diyecektim. Ben de şimdi onu belirtecektim de bir daha girmek istemedim. Ek pistonu var haline. Onu bilin. Yani normalde de var. Ek pistonu var. Biz söktük onu. Mazot deposu burada galiba. Tabii ki. Mazot deposu bunların yani eski modellerin hep burada. Yeni modelleri biliyorsunuz. Her zaman ön tarafa plastik koymuşlar. Bu sacdan. Bu arada mazot deposu demişken yakıt tankının 130 litre olduğunu da söyleyelim. 130 litrelik yakıt tankı kapasitesi var. Traktörün bu tarafında bizi hemen şöyle bir şey karşılıyor. Bu arka hidrolikleri arkadan da kumanda edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu bilen bilir.
traktörün üstüne çıkmadan tek başınıza ekipman takarken daha rahatlıkla kumanda edebiliyorsunuz. Yeni nesil New Holland'ların TD serilerinin genelinde bu özellik var şu an. Hala devam ediyor yani bu özellik. Güzel bir özellik. 86. Ya bugün hala 2020 model traktörlerin birçoğunda bu özelliği koymuyorlar. 96 model bir traktörde bu özelliğin olması güzel bir şey de. Yani aslında benim seni şöyle alabilirsek bundan ziyade göstermek istediğim başka bir şey var. Şu çubuğu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu çubuk ne diye soranlar mutlaka olacaktır. Traktörün üstünden şu arka taraftaki bu kolları ne kolu deniyordu şimdi, ense kollarını bu kolla indirip kaldırabiliyorsunuz. Bu gerçekten muhteşem bir özellik. Bu benim daha önce hiç rastlamadığım bir şey. Onu söyleyeyim. Bunu ilk defa gördük tanıttığımız traktörlerde. İlk defa New Holland 190 modelinde gördük. Bu özellik sayesinde mesela tarlada gidersiniz, yani kolların birini düşürüp birini indirme veyahut da komple salma gerçekten muhteşem bir özellik. O yıllarda süper düşünülmüş. Yani o yıllarda bunu yapan mühendisleri de gerçekten tebrik etmek lazım diyelim. Ve yavaş yavaş traktörün şu tarafına da geçelim. Atlamadan tabii söyleyelim, plakalık o tarafta, fren lambaları bu şekilde, çalışma lambası da bu şekilde arkadaşlar. Üst tarafta da Mahmut abi bunu siz kendiniz mi eklediniz? Biz ekledik. Evet, çalışma lambaları da var. Aydın tamamen aydınlık olsun. Hem önde var hem arkada var, 2-2. Daha aydınlık oluyor. Etraf, balya, şey. Traktörün diğer tarafıyla bu taraf arasında çok ayrıcı bir özellik yok. Bu taraftaki malzeme çantasını da şöyle gösterelim. O da burada arkadaşlar. Daha sonra traktörün üst tarafındaki çalışma lambalarını ve aynalarını da görebiliyorsunuz. Evet. Şu tarafta sinyal lambaları var. Motor olarak taradan şey biliyorsunuz. Bu traktörün motorla alakalı özelliklerini içeride de verdik ama biraz kısaca bir geçelim. İçindeki motor 6 silindirli 110 beygir gücünde 5.9 litre silindir hacmine sahip ve bu traktör size 1400 devir bölü dakikada 369 Nm torku sunuyor arkadaşlar. Turbosuz bir model. Bunların turboluları 130 beygire kadar güç üretebiliyor ancak bu traktör turbosuz bir model. Biraz güneşten dolayı tam bakamıyorum, kusura bakmayın. Dediğim gibi bu kendisi 110 beygir çünkü bu turbosuz. Bu modeller 1986 ile 2003 yılları arasında üretilmiş. 2003'ten sonra daha farklı modeller üretilmiş. Bu da 96 model. Hani üretildiği yıllara bakaraktan yani son çıkış yıllarına yaklaşmış yani. O yüzden içindeki özellikler de yani o yılların özelliklerine bakaraktan ileri bir özellik olması çok güzel bir şey. Arkadaşlar traktörün kaputunu açıp içindeki motorun detaylarına da bir bakalım. Mahmut abi kaputu açarken evet, bize yardımcı olacak. Yani bunlar bu şekilde, bu normal şeyler gibi değil. Yani kaldırmalı değil bunlar. Komple alınıyor bu. Bu kurmalı gibi bu. Bu şekilde komple alınıyor. Bu şekilde. Bunu alıyorsun. Alıyorsun mecburen tabii ki. Biraz haliyle çalışırken bir şey olduğu zaman yani biraz tabii ki öbürleri gibi değil ama tamamen gövde burada. Tamamen gözüküyor. Traktörün en büyük özelliği Iveco motor olmasıdır. Çünkü Iveco motorları bilen bilir. Çok dayanıklı motorlar. Ne yaparsanız yap, öldürme şansınız yok. Yani isteseniz de öldüremiyorsunuz. Böyle bir traktör bu. Ama ben çok memnunum. Yakıt konusunda haliyle 6 silindir olduğundan dolayı çoğu diyor ki bu traktörler çok yakıyor, çok yakıyor. Buna emin olun. Şu traktörler çalışırken yeni nesil New Holland'lardan az yakıyor. Bak çalışırken diyor. Bundan ne yapacaksın? Bundan çalışacaksın. Bunu adamlar çalışmak için üretmiş. Traktörün yavaş yavaş kabin içine geçelim. İki basamaktan çıkıyoruz traktörün içine. Şöyle bismillah diyerekten geçelim içine. Evet. Koltuk rahat. Onu söyleyeyim. Bu orijinal koltuğudur. Değişmemiştir evet. Yok orijinal koltuk. Koltuk rahat onu söyleyeyim yani. Uzun çalışma saatlerinde sizi rahatsız etmez. Hemen sol taraftan debriyajla başlayayım. Debriyaja basıyoruz. Debriyaj birazcık sert arkadaşlar haliyle. Eski model bir traktör. Traktörün hemen direksiyonundan başlayayım. Direksiyonunda 96 model traktör olmasına rağmen hem derinlik hem de alçaklık yükseklik ayarı var. Onu söyleyeyim yani. Yukarı aşağı ve kendinize göre çekebiliyorsunuz. O çok güzel bir özellik. Onu çok beğendim. Şuraya Mahmut abi rahat dümenlemek için güzel bir şey koymuş. Şurada traktörün lambalarını kontrol edebileceğiniz flaşörler var arkadaşlar. Şu şekilde hepsi şurada görünüyor. Şu tarafta traktörün tepe lambasını harekete alabileceğiniz bir düğme var. Şurada sinyaller şu şekilde araba gibi yapılmış. Hoş bir tasarım olmuş. Lambaları şu korna, şu da lambalar arkadaşlar. Şu şekilde lambaları açıyorsunuz evet. Traktörde. Hemen sol taraftan başlayalım. Sol tarafta traktörü çift çekeri alabileceğiniz mandal var. Mandal burada. Yanındaki de traktörün kuyruk milini devreye aldığınız kol.
Bu traktörde 540 ve 1000 devir var. Onu söyleyelim. Yalnız kuyruk miliyle alakalı bir nasıl diyeyim, insana eziyet edecek bir durum var. Onu Mahmut abiyle daha detaylı olarak söyleriz, konuşuruz. Yani. Sol tarafta onların yanındaki fren kolu, bu şekilde el freni yani. El freni çekiyorsun, çok rahat, onu söyleyeyim. Traktörün kabin içi tasarımında şu taraflar güzel. Plastikten, yumuşak, rahat. Kabin içi de çok geniş, onu söyleyelim. Yan camlar açılıyor galiba. Yan camlar kelebek. Şu şekilde açılıyor. Üst tavan açılıyor. Aynen, traktörde sunroof da var. Şöyle sunroofunu da açıyorsunuz traktörü. Aynen, aynen. Şunları hiç yapmışlar. Traktörde klima yok ama şey var, havalandırma var, fan sistemi var. Şöyle sıcak soğuk ayarı var ama soğuk haliyle yok tabii ki de. Klima olmadığı için şu şekilde de açabiliyorsunuz onu. Ön silecek flaşörü, arka silecek flaşörü galiba onlarda. Arkada silecek yok diye biliyorum. Yok yok, arka silecek. Şu ön sileceği çalıştırıyor, şu da su veriyor cama. Evet. Dediğim gibi bu havalandırmanın difüzörleri var burada. Şöyle. Traktörün kabinde şey yok, teyip yok arkadaşlar, onu söyleyelim. Sol tarafı zaten tanıttık. Hemen şöyle yavaş yavaş sağa doğru geçelim. Arkadaşlar traktörde 5 ileri. Aynı zamanda 3 de kademe var. 15 ileri 3 geri şanzımana sahip. Şu el gazı. Şöyle yumuşak, güzelmiş. Bir el gazı var. Şurada bir liftomatik var. Liftomatiğin yerini Burak çok beğendi. Ben de çok beğendim. Gerçekten çok kullanışlı. Çok iyi bir yere yapılmış. Kolçak falan her şey orijinal. Bu çeki kolu, yan tarafındaki hassasiyet kolu. Şurada da 2 tane arka pistonları kontrol edebileceğiniz, damper çıkışlarını kontrol edebileceğiniz kol var. Hemen şu aşağı tarafta kuyruk binin emniyeti var. Şöyle çekiyorsunuz. Bu da gerçekten yumuşak. Hemen onun yan tarafında şurada aşağıda arkadaşlar şu. Bu da traktörün arka kollarının hızlı inip kalkma ayarını kumanda edebileceğiniz kol. Bununla hızlı mı yavaş mı nasıl ineceğini ayarlayabiliyorsunuz. Ona değmişken hemen koltuğun altında şurada arka kolların derinlik ayarını ayarlayabileceğiniz bir, bu da bir ne diyelim buna, düğme gibi bir şey yani. Bu da bir mekanik bir kol aslında. Bununla ne kadar derin ineceğini, ne kadar yüksekliği olacağını çevirerek şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Koltukta kilonuza göre yükseklik alçaklık ayarı var. Daha sonra traktörün içine dair hani anlatmadığımız bir şey kalmasın diye. Ben genel itibariyle şu an direksiyonda oturuyorsun Mert. İçi nasıl, geniş mi? Görüş açın, mesafen nasıl? Bir defa şunu söyleyeyim. Kabinin içi ferah. Yani ondan ziyade müthiş bir görüş açısı var. Onu söyleyeyim yani. Mükemmel görüş açısı. Yani içine oturduğunuzda zaten hani bu traktör heybetli bir traktör. Kabinini de ona uydurmuşlar. Heybetli yapmışlar. Şurada da traktörde klima olmadığı için yan kapıları açtığınızda şöyle sabitleyebileceğiniz bir çubuk yapılmış. Bu çubuğu orijinal da, yani. O da aynen orijinal. Bu çubuğu da şöyle şuraya hani çekerekten gizleyebiliyorsunuz. Onun da yeri yapılmış zamanında. Yan tarafta da var aynısı. Bu şekilde arkadaşlar 110-90 ön panjur her şeyi de var. Şurada tabii onu da söyleyeyim. Çok güzel bir güneşlik de var abi. Arkasında orijinal olayı onu da göster. Şöyle de kapanıyor. Onu harbiden arkadaşlar görüyorum da gireyim yine şeyler ver. Kardeşim şimdi bunun orijinal olduğunu şimdi şöyle millet inanmayabilir. Ben takmadım, bu bir. Ama neden de orijinal olduğunu söyleyeyim. Bu amblemi ben yapmadım. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Orijinal bu direkt fiyat yazıyor. Yani bunu ben yapma şansım yok. Veya aldığım yer bunu bana bu şekilde veremez. Yani bunlar hep orijinal. Evet dostlar, yavaş yavaş inip arka taraftaki şu kuyruk miliyle alakalı aklımıza takılan şeyi soralım. Derken de burada çok gizli bir hostes koltuğu var. Şöyle. Bu orijinal miydi? Orijinal. Onu normalde onu tahtadan yapmışlar ama şöyle kaplıydı o. Orijinal. Onu ben demir haline getirdim. O şekilde kırılıyordu. Çok da kötülemeyelim, oturuluyor ya. Bak, yok şöyle ya, yani normal bir daha geniş olması. Daha geniş olduğu zaman tabii daha farklı olabilir. Şimdi ama Mahmut abi senden ricamız şu kuyruk milindeki kuyruk mili olayı ben anlatayım. Kuyruk milini normal şey kardeşim, bir vidalarını çek. 3 tane vida var onda. Yani 3 tane somun var diyeyim daha doğrusu, tutan. Şurada yani oradan eğilip görebilirsin şey. Şöyle. Daha net bir göster istersen. Şöyle. O 3 tane vida var. Şimdi traktör çalışmaz iken onu devreye sokuyorum şeyi, kolu. Niye? Çünkü onu sabitlemek için. Yoksa fırıl fırıl dönüyor. Açamaz. Hemen anahtarım hazır zaten. Kolu takıyorum. 3 tane somunu söküyorum. Şu kuyruk şu mil derken bu zaten bunu tutuyor. Bu içindeki mili tutuyor. Bu kapak. Bunu aldığım zaman bunun tam karşı içinde bir boşluk var. Şöyle kuyusu var. Hmm. O da küçücük bir bileği
O bileğini zaten herhangi bir bileği koyamıyorsun. O bileği bende duruyor saklı şekilde. O bileği oraya koyduğum zaman o mili ileri itiyor. O şekilde 540 ve... Bine o şekilde geçiyor. Bine o şekilde geçiyor. 540'a direkt geçer zaten. Yani o bileğiyle bine geçirebiliyorsun. Hmm. Yani bu mod traktörün... Yani benim dediğin gibi sen az önce artık bunun hatası mı diyeyim... Veya nasıl söyleyeyim, kuruk milini bir veya... Ya pek kullanışlı değil bu. Böyle belki de, belki de. Pek kullanışlı o değil. O şekilde. Şimdi arkadaşlar bizim normalde tanıttığımız traktörlerde bunlar tabii ki de yeni model traktörler. Orada kuyruk milini nasıl devreye alıyorsunuz? İçeri geçiyorsunuz. Orada 540 veyahut da 750 devri. Oradaki kolla kumanda devriyorsunuz. Veyahut da arka tarafta bir kol oluyor. Oradan emniyeti çekiyorsunuz. Buradan devreye alıyorsunuz. Ya bu traktörde şimdi şöyle söyleyeyim. Hani çok da hani nasıl diyeyim. 540 devri zaten... çok kullanışlı bir devir. Genellikle birçok makine o devirle çalışıyor. 1000 devri kullandığınız makine çok az. Ama 1000 devri de koymuş. Geçişinde biraz zorlaştırılmış. Yani kısaca şöyle söyleyelim. Bu milin oradaki 3 tane civatayı söküyorsunuz. Araya bir pul koyuyorsunuz. Tekrar kapağı kapattığınızda 1000 devri o şekilde geçiyor. Yani darbesi değişiyor demek ki. Vurma darbesi değiştiği için 1000 devri o şekilde geçiyor. Öyle diyelim size. Yaklaşık bu işlemde 10 dakika civarı sürüyor. Hemen hemen 10 dakika falan sürüyor. Mert, buraya kadar gelip de bu traktörün sesini duymamak olmaz herhalde değil mi? Yani evet, hep 4 silindir sesi dinliyorduk, bir 6 silindir sesi dinleyelim. Dönüyor tek şeker 640 kadar. Samimi söylüyorum gerçekten yani. Müthiş manevra var. En çok dikkatimi çeken o oldu. Peki o sesi vurunca ayağının titremesi oldu mu? Bende oldu. Yani heybetti, gerçekten çok heybetti. Bu arada çok kaba görünüyor ama vites geçişleri de mükemmel, onu söyleyeyim yani. Ben de şunu dikkat ettim. Dışarıdan bakıldığı zaman traktörün kabini küçükmüş gibi, darmış gibi gözüküyor ama içeride öyle değil. Yok, kesinlikle yok, yani geniş. İçeriden bayağı geniş bir kabini var. Şu manevraya baksanıza ya. Ya manevrasından ziyade ben o... Sen gaza yüklendikçe ben kenardan ayaklarımın titrediğini hissettim. Yani gerçekten kükrüyor. Müthiş bir güce sahip olduğu belli. Videonun başlığı belli. Kükreyen traktör yapmışlar. Evet arkadaşlar, çok güzel bir video oldu. Çok zamandan beri biz de bekledik. Anca nasip oldu. New Holland 190 traktörü Mahmut abi sayesinde tanıttık. Mahmut abiye çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Mahmut abi bizi kırmadın. Buraya kadar geldik. Yardımcı oldun. Ya traktör her zaman biliyorsunuz burada. Her zaman yine tekrar çekebilirsiniz. Zaten uzun zamandır diyalog. Bir kontak kuramadık. Evet, kuramadık. Bugüne nasipmiş. Hayırlısı olur inşallah. Sizin için de iyi bir video olur. İnşallah. İnşallah. Herkese inşallah. Çok teşekkür ederiz Mahmut abi. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Herkese iyi günler arkadaşlar. İyi günler. Son size traktörü de göstereyim.